British Museum'da yer alan Hadrian heykeli sergi hazırlığı için taş konservasyon atölyesine getiriliyor. Antik Yunan giysileri içindeki Roma İmparatoru Hadrian'ın ikon haline gelen bu heykeli defalarca kopyalanmış. Yıllar geçtikçe heykel Yunan kültür ve geleneklerine bağlı barışçıl İmparator Hadrian algısını güçlendirmiştir. Ama küratöre göre Hadrian'ın heykeli bundan ibaret değil. Heykel, bugünkü Libya'da yer alan Kirene Antik Kenti'nde Apollo Tapınağı'ndaki kazı alanında bulunmuş ve 1861 yılında gemiyle British Museum'a getirilmiştir. O günden beri de müzede sergileniyor. Baş ve gövdesi ayrı getirilen heykel o zamanın müze çalışanları tarafından birleştirilmiş. Yunan giysileri Hadrian'ın Victoria çağında yapılmış düşüncesini güçlendiriyor. Öncelikle Hadrian'ın bize çağrıştırdığı her şeyle uyum içinde. Hadrian, filozof sakallı dediğimiz sakalı olan ilk imparator ve insanlar bunu antik Yunan'la ilişkilendirmiş. O zamanlar güzel bir eşleşme gibi görünmüş olmalı. Hadrian kıyafetleriyle birlikte tam bir Yunan filozofu gibi gözüküyor. Onu villasında bu kıyafetler içinde yürürken hayal edebiliyorsunuz tabii ama Roma dönemindeki sanat anlayışı bundan epey farklıydı. Heykelin başı kesinlikle Hadrian'a ait. Resmi olarak bilinen figürüne uyuyor. Roma İmparatorluğu'nda heykeller tek bir heykeltıraşın ürettiği figürden kopyalanarak çoğaltılırdı. İmparatorun tanınırlığını artırmak için Hadrian'ın heykeli de aynı şekilde yapılmış. Ancak kıyafetleri Roma geleneğine hiç de uygun değil. Hadrian'ın Roma İmparatorluğu'nun resmi kıyafeti olan toga veya askeri üniforma giymesi gerekirdi aslında. Kıyafetlerdeki uyumsuzluğun yanı sıra başın gövdeye düzgün oturmadığını da görebiliyorsunuz. Uzaktan bakınca aralarındaki orantısızlığı siz de fark edeceksiniz. Ama en önemlisi burada. Boynun etrafında gösterdiğim alçı dolgu. Dolgunun ne kadar geniş olduğuna bakın. Antik çağda böyle değildi. İşin dört gözle beklediğim kısmı geldi. Buradaki Hadrian'ın başını ve heykelin üst kısmını ne kadar açığa çıkarabiliriz görmek için sonradan yapılan alçı dolguyu kaldıralım. Ups! En azından ince ve yumuşak bir malzeme kullanılmış. Ama başın oya yerleşecek şekilde yapılmadığını görebilirsiniz. Arkeolojinin genellikle bir araya getirmek üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Bir araya getirmek. Şimdi muhtemelen arkasında başka sürprizler göreceğiz. Evet, tamam. O zaman onu kaldıralım hadi. Evet, başını kaldırıyoruz ki rahatça inceleyelim. Tamamdır. Soldaki zinciri çekmeye başlıyorum. Oyuk ve geçme yerinin birbirinden evet. Ne kadar farklı olduğuna bak. Burada bir kesik var. Görüyor musun? Oradan başlayabiliriz. Tamam. Önce şunu kaldıralım. Ama dediğin gibi ayrıntılar çok uyumsuz. Yani sadece gövdenin Hadrian'a ait olmasını istemişler. Sergide baş ve gövde yeniden bir araya gelecek ama aynı heykelin parçası olmadıkları görünür olacak. Müze personelleri sorumlu oldukları objelerle ilgilendikçe yeni şeyler keşfederler. Bu da imgenin gücü üzerine bir derste. Sonuç olarak Victoria döneminde yapılmış bir Hadrian artık yok.